Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Advanced Locomotion'a Mixamo'dan indirdiğimiz karakterleri nasıl retarget yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Tabi Mixamo dedim ama sadece Mixamo karakterleri için geçerli değil. Fuse'dan import ettiğiniz karakterler için de geçerli. Aynı zamanda başka bir siteden indirip buraya iskeletini ayarlayıp import ettikten sonraki yaptığınız karakterler için de geçerli. Yani aslında biz burada Mixamo'yu tamamen bir aracı olarak kullanacağız. Her neyse karakterimizi seçtik. Animasyon kısmına gelip T-Pose yazıyoruz. Daha sonra buradan T-Pose'umuzu seçiyoruz. Ve Download diyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Onu indire dursun. Ben Blender'a geçeyim. Evet, işin içinde yine Blender var. Bunu bir videoda daha söylemiştim. Çünkü arkadaşlar bizim Mixamo'dan indirdiğimiz karakterlerin bir kökü yok. Yani bir root'u yok. O yüzden bizim burada bir plugin kullanmamız gerekiyor. Aşağıda linkini bırakıyorum. Mixamo Converter. İndirin. Şöyle kuracaksın arkadaşlar. Edit'ten buraya gelin. Install deyin. Masa üstüne atın. Zip olacak. Zip'i çıkartmayın. Zip'i seçtikten sonra install deyin. Import eder. Daha sonra add-ons kısmından Mixamo Converter gelecek. Onu açtıktan sonra bu köşeye gelecektir zaten. Daha sonra iki tane klasör oluşturun arkadaşlar. Ben iç içe oluşturacaksınız bu arada. BB, BB'nin içine de CC klasörü oluşturdum. Şimdi indirsin karakterimizi, evet. Bunu arkadaşlar BB'nin içine atıyoruz. BB'nin içine, CC'nin değil. Daha sonra ben buna karakter dedim. Evet, daha sonra Blender'ımıza geldik. Burada iki tane klasör seçmemiz gerekiyor. Birincisi giriş, ikincisi çıkış. Girişe BB'yi seçeceğiz. Çıkışa ise CC'yi. Aslında burada mantık şu. BB klasörünün içinde bulunan FBX uzantılı dosyaları yeniden CC klasörüne düzenlenmiş bir şekilde çıkartacak. Daha sonra Advantage Options'a geldik. Burada arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Mixamo'nun kendi iskelet sisteminin ismi var. Unreal'ın ise kendi iskelet sisteminin isimleri var. Yani birbirinden farklı iskelet isimleri kullanıyorlar. O yüzden biz Unreal'ınkini kullanacağımız için bu tiki kaldırıp bunu seçiyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunu iki amacımız var bunu kullanmak için. Birincisi kök eklemek, yani root. İkincisi de isimlerini otomatikman değiştirmek. Batch Convert dedikten sonra böyle bir uyarı alırsanız demek ki olmuştur. BB'nin içine, sonra CC'nin içine gelelim. Evet, şu an gelmiş. Sonra bir Advantage Locomotion projesi oluşturalım. Ben oluşturdum. Şu an attım içine. Buradan Import Animation'ı seçin. Çünkü T-Pose'umuz gelmez. Bize lazım. Ben burada materyalleri oluşturmasını istemiyorum. Daha hızlı import etmesi açısından. Siz onu kapatmayın. Evet. Şimdi import ettikten sonra yapacağımız ilk iş karakterimizin iskeletine gelmek. Buradan arkadaşlar Prime Animation dedikten sonra T-Pose'umuzu seçiyoruz. Buradan Selectric'ten Humanoid seçiyoruz. Modify Pose'dan Use Current Pose dedikten sonra arkadaşlar. Şu an bunu yapmamızın sebebi de şu. Biz bu pozu kullanarak retarget yapacağız. Şimdi buna da aynı sistemi uygulayacağız. Ki yamuk yumuk olmasın. Retarget işleminde animasyonlar. Daha sonra bunun neşine geldik. Aynı şekilde buradan Skeleton'a geldik. Prime Animation'dan T boşluk poz yapın. T pozumuzu seçelim. Modify pozdan Use Current Pose diyelim. Daha sonra buradan bunun iskeletine gelelim ve bunu Duplication diyelim. Sonunda 1 var. Evet. Daha sonra arkadaşlar karakterimizin Skeleton Mesh'ine gelip buradan sağ tıkladık. Buradan şu an bu yeni oluşturduğumuz Skeleton'a Equip diyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şu. Birbirini tamamlıyor, yani eksikliklerini gideriyor. Birbirine bağlıyor. Bu şekil bir şey. Daha sonra arkadaşlar buraya ben ALS Alt-Dire Animation oluşturuyorum. Yeni oluşturduğumuz animasyonlar onun içine import edeceğiz. Daha sonra sağ tıklamadan önce bir dakika şunu da bir yapalım. Arkadaşlar Skeleton'a geldik bunun. Apply to Assets diyoruz. Bunu demezsek, hatta bunu nereden anlarız? Şöyle söyleyeyim. Şimdi sağ tıklıyoruz Animation Blueprint'inde. Şu an retarget ediyoruz bu arada. Sağ tıkladık, retarget dedik, duplication dedik ve bakın yeni oluşturduğumuz skeleton'ı seçiyoruz. Seçtik, bakın eğer bu gelmezse sıkıntı. Apply to asset deyin. Daha sonra buradan yeni oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz ve retarget diyoruz. Yeni oluşturduğumuz retargetlar yeni klasörümüze geldi. Bakalım şu an
Evet, gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunun yine skeleton'a gelelim. Ve buradan Show Retarget Options'ı açıyoruz. Bakın burada bir sıkıntı olmaması lazım. Bakın şunlara dikkat edin. Gerçi olmaz. Bunların ikisi animation. Gerisi hep skeleton olacak. Bir de şu İK tuttan aşağısı animation olacak. Tamam. Şu an oldu. Bir deneyelim. Karakter dedik. Daha sonra yeni oluşturduğumuzu verdik. Bir başlatalım. Bir hata alacağız arkadaşlar. Bu hatanın sebebi de bu materyallerin boyama şeyinden geliyor herhalde. Onu bir kapatalım. Herhangi birine tıklayın. Şunu kapattığınız zaman arkadaşlar, yani bağlantısını kestiğiniz zaman o hatayı daha almazsınız. Bakın şu an herhangi bir sorun yok. Şöyle bir deneyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir durumumuz var. Bizim muhtemelen şeyde bir hatamız var. Var mı? Olması lazım. Yokmuş. Güzel. Yoksa iyi. Ama şimdi şöyle bir durum var. İyi güzel de bizim şeyler niye olmuyor? Mesela silahları seçtik ama silahlarımız olmuyor. Şöyle şuradan bir dakika. Şu animograf'a bir gelelim. Şunluk bir sorun olabilir mi acaba? İKHent'le alakalı bir durum. İKHent'lik bu durumumuz yok. Arkadaşlar muhtemelen şunlarla bir alakası var. Bunlarla alakası olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bunu kopyalayın. Üstüne iki kere tıklayın. Kopyalayın. Left hand'e gelip sağ tıklayın. Tabii bunu silin arkadaşlar. Bunu silin. Sağ tıklayın. Add virtual bonding hand left. Hand left'i seçtik. Daha sonra bunu yapıştırdım. Daha sonra bunu çift tıkla kopyaladık buraya. Bunu sildik. Bu sefer bunun içine sağ tıklayıp yine Add Virtual Bond diyoruz. Bu sefer Hand Right'ı seçiyoruz. Bakalım. Evet, şu an oldu bakın. Şu an az önce yoktu, bu sefer oldu. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde bunu yapacağız. Kopyaladık. Bunu sildik. Bu sefer Hand Right'ın içinde sağ tıklıyoruz ve Hand Right'ımızı ekliyoruz. Yapıştırdık. Bu sefer bunu kopyaladık. Sildik. Bu sefer bunun içinde Hand Left'imizi seçiyoruz ve yapıştırıyoruz. Bakalım bir sorun var mı? Evet, şu an geldi arkadaşlar bu. Şu an geldi. Şimdi şöyle, bir de bizim şeylerimiz var arkadaşlar. Action'larımız var. Geldik buraya. Animation içinde yine bir folder oluşturalım. Evet. Daha sonra arkadaşlar burada action'lar var. Yani bizim tırmanmalar, taklalar vesaire vesaire. Bunları da retarget ediyoruz. Yine aynı şekilde bu karakterimize. Neredeydi bizim action klasörümüz? Burada. Buna retarget edelim. Sanırım etti. Bakalım. Etmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Tabii bunu kopyalamanız daha iyi olurdu. Ben direkt kendi karakterin içine attım, böyle yaptım. Yani sizin bunu kopyalayıp başka bir şey yapmanız daha iyi olacaktır. Şu mu? Evet. Daha sonra arkadaşlar buradan self'e geldik. Bakın burada bunları bir açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada retarget ettiklerimizi seçeceğiz. Şimdi bakın default bizim şu an yeni olan default. Bu da aynı şekilde. Yani ya altında olur ya üstünde. Mesela
RH demiş. Bu son RH olanı seçeceğiz. Mesela mention RH'ymiş. Bunu seçeceğiz. Bu şekilde hepsini hızlı hızlı yapalım. Box default. Şimdi bir deneyelim bakalım herhangi bir sorunumuz var. En basitinden şuraya bir tırmanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde tırmandı. Mesela bir takla atalım. Tamam, taklamız da tamam. Şimdi arkadaşlar sadece şöyle bir sorunumuz var. O da fizik. Yani fizik sıkıntı, onu söyleyeyim. Fiziği baştan ayarlamanız lazım ama sadece şu sorunu çözmenize yardımcı olabilirim. Şu kalktıktan sonraki durumunu. Onu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Sağ tıklayıp bir tane fizik oluşturacağız. Bu şekilde. Daha sonra root kısmına sağ tıklayıp add ship diyeceğiz. Buradan bir tane oluşturalım. Birazcık küçültelim. Bunun üstüne sağ tıklayacağız arkadaşlar ve bunu kilitleyeceğiz. Şurada bir kilit işareti çıkması lazım. Sanırım pelvisinde şunları nerede? Bakalım ne oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Çünkü pelvisin şeylerini bulamadım. Nerede o ya? Neyse şu. Bir dakika. Ya şunun olmaması lazım. O zaman bunu sağa tıklıyoruz. Sanırım root'a vermemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Böyle değil. Free mi dememiz gerekiyordu? Free de değil. Herhalde bu. Bir dakika. Şunları kilitleyeceğiz mi? Heh, şu an sanırım oldu. Bunları kilitlememiz gerekiyormuş. Şimdi bakalım. Kilitlememiz gerekmiyormuş. Şu an ben anlayamadım ya olayı. Ama şu an olması lazımdı. Şunları da free mi dememiz gerekiyor? Ya her neyse arkadaşlar onu şu an aklımda değil yapamayacağım gibi duruyor. Şuradan gelip animenin fiziğini seçtiğiniz zaman mesh'ten olur ama işte böyle olur yani. Hani bunu ayarlamanız gerekiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan fiziklerine gelip bunun herhangi birini bu şekilde buradan karakterin mesh'ini seçtiğiniz zaman bakın durum bu. Bunları düzelterek ayarlayarak yapabilirsiniz yani bakın. Şu kapsülleri yerleştirdiğiniz zaman muhtemelen olacaktır. Şu an onu yapmak için tabi vaktimiz yok o kadar kısa sürmeyecek. Ben size birkaç tane daha şey göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela bu silah. Şimdi bu niye böyle duruyor? Niye bunlar böyle duruyor? Biz bunları nasıl düzeltebiliriz? Onları göstereyim hemen. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim skeleton'da left hand değil de right hand'e bir soket verelim. Ve bu sokete weapon ya da pistol diyelim. Daha sonra bakın buradan pistolü seçerseniz tabi bunu şu an nasıl durdurabiliriz? Ha şöyle durdu. Güzel. Tamam. Birazcık şöyle yapalım. Daha sonra arkadaşlar bakın buraya
İsmi ne acaba onun? Ha, MP9'muş, tamam. Daha sonra arkadaşlar bunu yerleştirelim buraya. Şu şekil yerleştirdim sayın. Siz artık onu ayarlarsınız. Daha sonra karakterimizin blueprintine geldik ve burada arama yerine overlay dedik. Bunu seçtik. Update geldik buraya. Nerede? M9. Buradaymış. Tamam. Biz bunun içine geldik. Herhangi biri de olabilir. Burada arkadaşlar bir kere bu offsite'i siliyoruz. Ve buraya yeni bir tane oluşturuyoruz. Ve buna socket transform diyelim. Daha sonra bunu vektör transform olarak seçeceğiz. Bunu silelim. Yine bu health object'ten set relative transform'u seçmemiz gerekiyor. Daha sonra şöyle bir yapalım. Get socket transform dedik. Daha sonra arkadaşlar geri geldik. M9'umuz buradaydı bizim. Bakın buraya nerede bizim mesh'imiz? Mesh'imizi çağırdık buraya. Get socket transform dedik. Yani bizim soketteki transform'u buraya yansıtacağız. Hangisini? Pistolü. Nerede? İskelet şeyin boşluğunda. Öyle bir şey herhalde. Çünkü bone space, yani space'in boşluğunda. World'de değil. Bizim çünkü biz buradaki, ya şuradaki lokasyonu, rotasyonu alacağımız için bizim World'le ya da aktörle bir işimiz yok. Bizim bone'la işimiz var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım bizim silahımız, mesela Relife'da bir düzelme yok ama muhtemelen pistonda bakın elimize gelmiş. Aynı şekilde bunları da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada yani buradaki boyutun büyüklüğünü de alıyor. Yani mesela siz bunu ne kadar büyütürseniz o kadar alacaktır. Nasıl bir şey oldu ya? Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun dışında bunda muhtemelen çalışmıyor olacaktır. İkafit dediğimiz, yani bu bakayım oluyor mu? Olmuyor gibi sanki. Bu olmuyor gibi. Ya bir deneyelim. Muhtemelen şimdi şöyle bir durum var. Mesela bir küp arkadaşlar depolama bitmiş, videoyu durdurdu. Evet, şimdi mesela bir küp var demiştik. Bu küpün üstüne çıktığımızda normalde ALS'nin karakterinde buraya çıktığımız zaman bir ayağımız küpün üstünde, bir ayağımız yerde oluyordu. Ama bunda öyle bir durum yok. Bakın ayağı boşlukta. Bunun sebebi de arkadaşlar İK kutumuzun olmaması. Olmadığı için yapacak bir şey yok. Tek eksiği o. Bir de fizik, onu da ayarlarsanız eğer yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Tabii bu çok geniş bir sistem arkadaşlar. Yani bununla yapabileceğinizin sınırı yok. Çok eksikleri var. Yapmanız gereken çok şeyler var. Ben şu an sadece temel şeyleri gösterdim. Bir de en önemli tabii ki silahların tutuşu vesaire vesaire. Onları gösterdim. Bunun artık devamı sizde. Kurcaladıkça bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Burada yine overlay layer var. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Mesela Relife'ın olduğu yer bura. Burada pozlarla çalışıyor. Yani siz buraya bir animation attıktan sonra şunları ayarlamanız gerekiyor. Bakın. Mesela adamın muhtemelen şunu dersiniz. Ben bir animasyon attım. Buna getirdim ama animasyon gözükmüyor. Adam olduğu gibi duruyor. Onun sebebi arkadaşlar işte animasyonunuza şu layer'ları vermemiş olmanız. Bunu da nasıl vereceksiniz? Herhangi bir animasyon indirdiniz. Import ettiniz. Buradan mesela adamın animasyonda nerelerini kullanmasını istiyorsunuz. Mesela siz spin'i seçerseniz animasyonda sadece spin oynar. Yani kolların mesela silah tutuyorsa silah tutuyor gibi gözükmez. O yüzden sizin armları ve handleri de seçmeniz gerek. Mesela burada neyi seçmiş? Bakın arm right'i seçmiş, arm left'i seçmiş, spin'i seçmiş, head'i seçmiş. Bunları yapmanız lazım. O şekilde düzenlersiniz. Yine ben buradayım arkadaşlar. Yapamadığınız bir yer olursa elimden geldiğince size yardım etmeye çalışacağım tabii ki. Şimdilik dersimizin sonuna geldik. Yakın zamanda şu
Arka plandaki gördüğünüz görüntü benim projeme ait. Böyle bir açık dünya nasıl yapılır? Onunla ilgili bir video yapmayı çok istiyorum. Çünkü hakikaten çok böyle önemli bir şey yani. Çünkü bu atmosferi sağlamak zor. Ben de 2-3 senedir herhalde Unreal'la uğraşıyorum ama 2 senesini belki sadece açık dünyaya adamışımdır. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum. En yakın zamanda bununla ilgili bir video çekeceğim. Ekstra arkadaşlar, PHP ile veri tabanına nasıl save alabiliriz? Yani hani online oyunlar için. Ondan bahsedeceğim. Çünkü Türkçe kaynak hiç yok. Yabancı kaynak da çok kötü yani, hiçbir şey yok. Sadece sizden istediğim şu, eğer bunların ikisini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz. Ona göre çekeceğim. Boş yere çekmeyeyim en azından. Hani kitleye göre çekeyim istiyorum. O şekil. İnşallah faydalı olmuştur sizin için de. Umarım bir nebze yardımım dokunmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum.